Sevgili gençler, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Ruhabetli Soru Cüzüm dersiyle birlikteyiz. Bugün Ural-Altay Dil Teorisi ile ilgili sınavda gelebilecek soru tarzları üzerinde duracağız. Ve çözümlemeleri gerçekleştireceğiz. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Hamis Sami, Hint-Avrupa, Ural, Altay, Kartvel ve Dravit dil ailelerinin aynı kökten çıkarak büyük bir aile oluşturduğunu ileri süren dil teorisi hangisidir diye sormuş. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası arkadaşlar. Eğer sayarız 6 tane dilin büyük bir dil ailesi meydana getirdiğini söylüyorsa bu nostatik teori olacaktır. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dil ailesinin aynı kökten çıkaraktan büyük bir dil ailesi oluşturduğunu yeri süren görüşün nostatik teori olduğunu görmekteyiz. Bu teori ilk defa 1903 yılında ilk defa 1903 yılında yazmış olduğu bir makalesinde Danimarkalı dil bilimci diyebildiğimiz Holger Pedersen tarafından ortaya atılmıştır. Holger Pedersen tarafından ilk kez ortaya atılan teori Nostratik teori diye bildiğimiz teori olmuştur. Daha sonraki yıllarda bu teori geliştirilmiş ve 1960 yılına geldiğimiz zaman İriç, İriç, Svitich adını verdiğimiz Rus bilim adamı tarafından da geliştirilerekten bu teori bugünlere kadar gelmiştir. Bu arada Avrasyatik teori ile Nostratik teori arasındaki fark şudur. Avrasyatik teori incelediğimiz zaman bu teorinin Grenberg tarafından ortaya atıldığını biliyoruz. Hatta avrestik teoriye göre büyük dil ailesi 7 tane dilden meydana gelirken nostatik teoriye gittiğimiz zaman 6 tane dilin birleşiminden meydana geldiğini ileri süren görüş olmuştur. Sevgili gençler ikinci soruyla devam ediyoruz. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi bilim adamları getirilmelidir diye sormuş. Unutmayalım çuvaşça üzerinde en çok araştırma yapan bilim adamı Wilhelm Scott olmuştur. Moğolca üzerinde en çok araştırma yapan bilim adamı ise Ural Altay dil teorisinin kurusu da bildiğimiz John Ramstedt olacaktır. İşte Türkçe ile Çuvaş arasında var olduğu sayılan ZŞRL denkliğini ilk defa bulan isim Wilhelm Scott olurken Türkçe ile Moğolca arasında var olduğu kabul edilen ZŞRL denkliğini bulan ise Ramstedt olmuştur. Bu arada ZŞ ile kastettiğimiz Türk dilidir. RL ile kastettiğimiz ise Çuvaşçı ve Moğolca olacaktır yani Moğolca ve Çuvaşça birer RL dili iken Türk dili ise bir ZŞ dili olaraktan dikkat çekmiştir. Bu arada Scott'u gördüğümüz zaman aklımıza şu gelsin. Scott Çuvaşça üzerine en çok araştırma yapan bilim adamlarından birisi oldu ve Türkçe ile Çuvaşça arasındaki ses denkliğini bulan bilim olmuştur. Bilim adamı olmuştur. Ramsey'e geldiğimiz zaman karşılaştırmalı Altay Dil Teorisi'nin kurusu. Yine Altay Dil Teorisi'nin gerçek kurucusunu sorduğu zaman Türkçe ile Moğolca arasındaki ses denkliğini bulan Ramset'e gideceğiz. Yani doğru seçeneğimiz burada A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi güneş dil teorisinin savunduğu görüşlerden biri değildir? Böyle bir soru sınavda çıkabilir. O nedenle de bu soruyu seçtik. Buna dikkat etmek lazım. Bugün Türkçenin tüm dillerin atası olduğunu ve tüm dillerin Türkçeden türemiş olduğunu savunan görüş güneş dil teorisidir. Yani dünyadaki tüm dillerin atası Türkçedir ve dünyadaki bütün diller Türkçeden türemiştir görüşü güneş dil teorisinin sağlamış olduğu en önemli görüş olmuştur. Türkçedeki yabancı kelimelerin diğer dillere Türkçeden geçtiği görüşte vardır. Yani güneş dil teorisine göre Türkçede hiçbir yabancı kelime yoktur. Zaten bütün diller nereden doğmuştur? Türkçeden doğmuştur. C'ye geldiğimiz zaman B'yi destekleyen bir madde olduğunu görüyoruz. Türkçede hiçbir yabancı sözcüğün bulunmadığını ve tüm sözcüklerin Türkçe olduğunu savunan bir görüştür. Yine yeryüzündeki en eski dilin Türkçe olduğunu ve diğer tüm dillerin Türkçeden doğduğunu ve türediğini savunan görüş güneş dil teorisi olmuştur. Peki neden cevap Edirne? Türkçeyi özdeşleştirmek gerektiği, bir yarından da alıntı kelime almak gerekti diyor. Zaten Edirne'deki madde A, B, C, D şıklarına tezat olan bir maddedir. Neden? Çünkü Türkçe dünyadaki bütün dillerin en eskisi ve atası olup dünyadaki bütün diller Türkçeden türemiştir. Türkçede hiçbir yabancı kelime yok. Bu nedenle de Özdeşleştirmeye de gerek yoktur. Alıntı kelime almaya da gerek yoktur. Bütün kelimeleri zaten ne sayan bir görüştür bu görüş? Türkçe sayan bir görüştür. Sevgili arkadaşlar geldik dördüncü ve güzel bir soruya. Altay dil ailesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. A. Altay grubu içerisindeki en büyük dil Türkçedir. Bildiğiniz gibi yeryüzünde konuşulan Türkçe insan sayısının 200 milyondan fazla olduğunu biliyoruz ve Altay grubu diye bildiğimiz Türkçe, Moğolca, Korece, yine Mançuca, Tunguzca ve Japonca incelediğimiz zaman 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulan dil Altaycaydı. Yine Japoncaya gittiğimiz zaman 127 milyon, Koreceye gittiğimiz zaman 64 milyon, Moğolca'ya gittiğimiz zaman 5 milyon, Mançu-Tunguzca'ya gittiğimiz zaman ise binlerle sınırlandırdığımız en az konuşulan ise Mançuço olmuştur. O zaman Altay grubu içerisinde en büyük dilin Türkçe olduğunu görüyoruz. Altay dilleri içerisinde Türkçe'ye en yakın olan dil, yaklaşık 250 ortak kelime bulunan dilin Moğolca olduğunu unutmayın. Bugün Türkçe'mize en yakın olan dil Moğolca'dır. Moğolca'dan sonra Türkçe'ye en yakın olan ikinci dil ise Mançucu olmuştur. Altay dil grubu içerisinde yer alan en küçük dil ise Mançutunguzca'dır. Sayılara baktığımız zaman 200 milyon, 5 milyon, 64 milyon, 127 milyon ve binlerle ifade ettiğimiz için C şıkkı da doğrudur. Altay dil birliğine dahil olan ve akrabalığına şüpheyle bakılan son dil ise Max eklemiş olduğu Japonca olmuştur. Bu da doğru. Peki neden cevap denizli? Altay grubu içerisinde Türkçeden sonra ikinci büyük dil Korece değil gördüğünüz gibi Japonca olmuştur. Bugün Altay dilleri içerisinde konuşur en fazla olan dil 200 milyon fazla insanın konuştuğu Türk dili iken İkinci sıraya Korece'yi değil, Japonca'yı alacağız. Üçüncü sıraya ise Korece'yi. Dördüncü sıraya Moğolca'yı. Son sıraya ise Mançutunguzca'yı alacağız. Sevgili arkadaşlar geldik beşinci soruya. Ural Altay dilleriyle ilgili ilk çalışma yapan bilim adamı bildiğiniz gibi Ştahlanberk'tir. Yaptığı çalışmada Ural Altay dillerini kendi içerisinde altı bölüme ayırmıştır. Bunlar arasında Finigor, Türk Tatar, Samoyet. Samoyet de buraya. Samoyet. Yine aynı zamanda Moğol Manço. Yine Tunguzca. Altıncı sıraya ise Karadeniz ve Hazar Deniz arasındaki halkların dili diye alabilirsiniz. Ancak Stahlenberg yapmış olduğu sınıflandırmada Ural Altay dillerini kendi içerisine altı bölüme ayırırken Çuvaşçı diye bir sınıflandırmadan bahsetmemiştir. Bu nedenle de doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Bugün Ural Altay dilleriyle ilgili ilk sınıflandırma yapan Stahlenberg yapmış olduğu çalışmalarda e, özellikle de 6 Ural, 6'da 6 da 6 olmak üzere 12 tane dili 6 bölüm olaraktan birleştirmiş. Yani Ural Altay dillerini ilk defa bir bütün olaraktan ayıran isim, birleştiren isim Ştahlanberg. Ural dilleriyle Altay dillerini kendi içerisinde ikiye ayırıp Ural dillerine Çut, Altay dillerine Tatar ismini veren ise Scott adını verdiğimiz bilim adamı olmuş. Demek ki Ural Altay dil teorisini bir bütün olaraktan inceleyen ilk isim 6'ya ayırmış olduğu sınıflandırmasıyla Stahlenberg olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Sevgili gençler, parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi bilim adamları getirmelidir diye sormuşuz. Soru bankasında da vardı. Ural Altay dillerini bir bütün olaraktan ilk defa ele alan araştırmacı Philip Stahlenberg'tir arkadaşlar. Ve Ural Altay dillerini ilk defa ikiye ayıran, özellikle de Ural diline Çut, Altay diline Tatar ismini veren isim ise Wilhelm Scott olmuştur. Bu nedenle de doğru seçeneğimiz burada A şıkkı olacaktır. Bilindiği gibi Türkçe ile Çuvaşça arasındaki ilk ses denkliğini bulan, Türkçe ile Çuvaşça arasındaki ilk ses denkliğini bulan bilim adamı da yine Scott olacaktır. Türkçe'yi bir ZŞ dili, Çuvaşça ise bir ile dili olarak adlandıran bu adam ilk ilk ses denkliğini bulan Bilim adamımız olmuştur. Sevgili gençler 7. soruyla devam ediyoruz. Parçada size ödülen teori nedir diye sormuş. Eğer testi ya da soruda... ...Grenberg tarafından ortaya atılan bir teoridir diyorsa... ...bu teoride yer alan toplam 7 tane dilin... ...bir araya gelerekten büyük bir aile oluşturduğunu söylüyorsa... ...eğer 7 sayısını görürseniz... ...Avrasyatik teoriye gideceksiniz. 6 sayısını görürseniz... ...Nostatik teori diye bildiğimiz teoriye gideceksiniz. İşte Grenberg tarafından ortaya atılan bu teoriye göre... Hint Avrupa, Ural, Altay, Kore Japon, Çukça, Gılyak ve Eskimo olmak üzere 7 tane dilin bir araya geldiğini ve büyük bir aile oluşturduğunu ileri süren bilim adamı Grenberg olmuş. Bu teoriye de Avrasyatik teori adını vermiştir. Bildiğiniz gibi Güneş Dil Teorisi, Güneş Dil Teorisi bütün dillerin en eskisinin Türkçe olduğunu, Yeryüzünün en eski dilinin Türkçe olduğunu ve bütün dillerin atasının Türk dili olduğunu, Türkçede hiçbir yabancı sözcük olmadığını ve yeryüzündeki bütün dillerin Türkçeden türediğini savunan görüş güneş dil teorisiydi. Altay dil teorisine geldiğimiz zaman ise Türkçe, Moğolca, Manç, Tunguzca ve Korece'nin aynı kökten türediğini, aynı kökten geldiğini ileri süren görüşe ise biz Altay dil teorisi adını veriyorduk. Yine Avrasya, Afroasya teorisi diye adlandırdığımız teori ise Hamisami dilleri diye bildiğimiz Arapça, Akatça, Asurca, Aramca, Habeşçi, İbranice, Libya berber dilleri diye adlandırdığımız Orta Doğu ve Arap Yarımadası dillerinin diğer ismi de Afro Asya teorisi olaraktan geçmektedir. Yedinci sorumuzun cevabı aşıklı olacaktır. Sevgili gençler sekizinci soruyla devam ediyoruz. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye sormuşuz. Ramset'e göre Ana Altayca'nın dört diyalektiği vardır ve bunlar arasında e, ana Türkçe bulunmaktadır. Ana Moğolca, Ana Korece Anın Mançut bulunmaktadır. Bilindiği gibi Altay dillerine son eklenen, Maksimiller tarafından eklenen ve akrabalığı şüpheyle bakılan ana Japonca diye bildiğimiz dil, Ramset'in yapmış olduğu diyalektifte yer almayan dil olmuştur. Yani burada Ramset ana Altayci kendisinde 4 bölümde değerlendirmiş. Ana Türkçe, Ana Moğolca, Ana Korece, Ana Mançut olmak üzere 4 bölümde değerlendirmiş. Japoncaya yer vermemiştir. Bildiğiniz gibi Altay Dil Teorisi'nin gerçek kurusu ve aynı zamanda karşılaştırmalı Altay Dil Teorisi'nin kurusu Finlandiyalı bilim adamı diye bildiğimiz John Ramstedt olmuştur. Ramstedt özellikle de Moğolca ve Türkçe üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda Türkçe ile Moğolca'nın ZŞ ve RL bulan isim olmuştur. Yani Türkçe ile Moğolca arasındaki ses denkliğini bulan isim yine Ramstedt olmuştur. Türkçe ile Moğolca arasında. Tabi bu arada sınavda gelirse Mongolistik biliminin de gene kurusu Ramset olmuştur. Ramsit'in özellikle Moğolca üzerinde ne kadar çok çalışma yaptığını biliyoruz. Bunun yanı sıra kalmukça bir sözlükle yazmış olan yazarın Altay dil bilimine giriş, yine Altay dillerinde olumsuzluk, Moğolca zamirler hakkında, Çuvaşcan'ın konumu hakkındaki sorun, bir Kore grameri adlı eserleri de mevcut bulunmaktadır. Unutmayalım, karşılaştırmalı Altay dil teorisinin ve aynı zamanda normal Altay dil teorisinin kurucusu, Ramsted olacaktır. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar geldik 9. ve beklediğimiz bir sınav sorusuna. Bakın diyor ki Türk Dili Tarihi adlı eserinde Orta Türkçe dönemini Karar Türkçesi ile başlatarak Türk dünyasının doğu kolundaki Türkçe'ye müşterek Orta Asya Türkçesi tabirini kullanan bilim adamı kimdir diye soruyor. Eğer sınavda ya da teste müşterek Orta Asya Türkçesi diye bir tabir görürsek Ahmet Caferoğlu'na gideceğiz. Ahmet Caferoğlu Orta Türkçe'yi Karanlıca ile başlatmış. Eski Türkçe'yi kendi içerisinde Göktürkçe ve Uygurca olarak adlandırmış. Hatta Orta Türkçe'nin başlangıcı olarak İslamiyet'in kabulünü bir e, başlangıç olarak saymıştır. Peki Ahmet Caferoğlu Türk Dili Tarihi adlı eserinde müşterek Orta Asya Türkçe'sini kendi içerisinde kaç bölüme ayırıyor? 3 bölüme ayırıyor. Bunlardan bir tanesi Karanlı Türkçe'si diye bildiğimiz Hakaniye Lehçe'si diye adlandırmış olduğu lehçeden bahsediyor. Daha sonra... Batı Türkistan Türkçesi diye bildiğimiz, Batı Türkistan Türkçesi diye adlandırdığımız Harizm Türkçesinin varlığından bahsediyor. Ona göre üçüncü aşama ise Orta Türkçe döneminin en parlak dönemi. Bakın burası önemli. Orta Türkçe döneminin en parlak dönemi Ahmet Caferoğlu'na göre Çağatay Türkçesi olmuştur. Demek ki Orta Türkçe'yi Karahanlı Türkçesi dönemiyle başlatan ve İslamiyet'in kabulünü dil değişikliği olaraktan adlandıran Ahmet Caferoğlu müşterek Orta Türkçesi tabirini kullanırken Hakani ilçesi, Harizm Türkçesi ve Çağatay Türkçesi için kullanılan bir bilim adamımız olmuştur. Sevgili gençler 10. soruyla devam ediyoruz. Türk Dili Araştırmacısı Osman Nedim Tuna'nın Türk Dili Araştırmacısı Osman Nedim Tuna'nın Türk diliyle benzer yönlerinin olduğunu belirtti ve 168 ortak kelime belirlemiş olduğu dil hangisidir diye sormuşuz. Unutmayalım. Osman Nedim Tuna Hoca'nın yapmış olduğu çalışmada 168 ortak kelime belirlemiş olduğu dil Sümerce olmuştur. Yani 10. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Sevgili gençler 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur diyor. Bu soru Ural Altay dil teorisini bütünleyen bir sorudur. A'ya gidersek. Altay dilleri terimini bilim dünyasına yerleştiren ve ilk defa Altay terimini kullanan bilim adamı Bildiğiniz gibi Kastelin olmuştur. Altay dillerine Tatar, Ural dillerine Çut adını verip Ural Altay dil grubunu ilk defa ikiye ayıran bilim adamı Wilhelm Scott olmuştur. Bu doğu bu ibare de yine doğrudur. Denizli'ye gittiğimiz zaman Ural Altay dilleriyle ilgili ilk çalışmayı yapan ve Ural Altay dillerini bir bütün olaraktan değerlendiren ilk isim Stahlenberg olmuştur. Ve Stahlenberg yapmış olduğu sınıflandırmada Ural Altay dillerini kendi içerisinde 6 bölüme ayırmıştır. Türkiye'de altayistlik bilimiyle en çok uğraşan bilim adamı da Talat Tekin hocamız olmuştur. Peki neden cevap Ceyhan'dır? Türkçe ile Çuvaşça arasındaki ses denkliğini bulan bilim adamı Ramsted değil Scott olacaktır arkadaşlar. Bildiğimiz Scott olacaktır. Zaten biz Scott ismini gördüğümüz zaman Altay dillerine Tatar, Ural dillerine Çut adını verip Ural Altay dil grubunu ikiye ayıran ilk bilim adamı Scott olmuştur. Bir buradan hatırlayacağız. Bir de Türkçe ile Çuvaş arasındaki ses denkliğini ilk bulan bilim adamı yine Scott'tur diyeceğiz. Peki Ramset'i nasıl hatırlayacağız? Ramset Türkçe ile Moğolca arasındaki ses denkliğini bulan bilim adamı olduğu gibi aynı zamanda Altay dil teorisinin de gerçek kurucusu Ramset olmuştur. Arkadaşlar 12. soruya geldik. Ana Türkçe döneminde Türk dillerinden ayrılan bakın, Ana Türkçe döneminde Türk dilinden ayrılmıştır diyorsa ve Türkçe'nin en eski cil lehçesi olarak adlandırdığımız lehçenin Çuvaşça olduğunu unutmayacağız. Demek ki Anadükçe döneminde Türk dili kendi içerisinde normal Türkçe ve Çuvaşça olmak üzere ikiye ayıracak. Türkçe bir ZŞ dil olarak, Çuvaşça ise bir RL dil olarak devam edecektir. Bugün Çuvaşça'ya baktığımız zaman bir RL dil olduğunu, Türkçe'nin ise bir ZŞ dili olduğunu görmekteyiz. Zaten soruda diyor ki, Türk dilindeki ZŞ'ye karşılık Moğolca'daki RL dilinin özelliğini taşıyan, Altayistik ve Türkoloji çalışmalarında önemli bir yere sahip olan Türk dili nedir diyor. Şunu unutmayalım. Türk dilinin zaten kendisi dahil olmak üzere bütün çağdaş lehçelerimiz. işte Türkmencesi, Oğuzcası, Kırgızcası, Tatarcası. Bunların hepsi birer Zeşe diliyken bunların hepsi birer Zeşe dilidir. R'li dil olan tek Türk lehçemiz. R'li dil olan tek Türk lehçemiz hangisi olacaktır? Çuvaşça olacaktır. Bilindiği gibi Türkçe ile Çuvaşça arasındaki ilk ses denkliğini bulan bilim adamımız ise William Scott diye bildiğimiz bilim adamı olacaktır. Çuvaşça'nın Türk dilinden ayrılaraktan lehçe olup bağımsızlaştığı dönem ise ana Türkçe dönemi diye adlandırdığımız dönemdir. Geldik 13. soruya. 1939 yılında yayınlanan ünlü Der Türk İş, Sprach Bau adlı eserinde Türk dilini ilk kez tarih ölçülere göre gruplandırmıştır diyor. Eğer Türk dilini ilk defa tarih ölçülere göre gruplandırmıştır diyorsa ve kendi içerisinde Türk dilini eski Türkçe, Orta Türkçe ve Yeni Türkçe diye üç bölüm ayırmaktan incelemiştir derse burada söz edilen bilim adamının Grombeck olduğunu unutmayacağız. Grombeck bu Der Türküs Sprach Bau adını verdiğimiz eserinde Türk dilini Orhun Türkçesinden başlatmıştır. Yani eski Türkçe içerisinde Göktürkçe'ye ve Uygurcaya yer veren Grombeck, Orta Türkçe dönemine geldiğimiz zaman ise Karahanlı Türkçesini, Çağataycayı ve Eski Osmanlı Türkçesini aynı zamanda Eski Anadolu Türkçesini ise Orta Türkçe dönemi içerisinde değerlendirmiştir. Yeni Türkçe içerisinde ise çağdaş Türk lehçelerinden bahsettiğini görmekteyiz. O zaman şu cümlenin altını bir kez daha çizelim. Türk dilini ilk kez tarihi ölçütlere göre gruplandıran bilim adamı kimmiş? Grombeck adını verdiğimiz bilim adamı olacaktır. Sevgili gençler geldik 14. ve özel bir soruya. Dillerin meydana gelişiyle ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır. Buna göre kuramlardan hangisi dillerin meydana gelişiyle ilgili ortaya atılan görüşlerden biri değildir diye sormuşuz. Bakın bugün dillerin meydana gelişiyle ilgili birçok görüş ortaya atılmış. İşte bunlardan bir tanesi güneş dil kuramı diye bildiğimiz kuramdır. Yine iş kuramı, ünlem kuramı, yansıma kuramı ortaya atılan görüşler arasında yer alan kuramlar arasında değerlendireceğimiz kuramlardır. Ancak... C şıkkında verilen yayılmacı kuram dillerin meydana gelişiyle ilgili birçok görüş ortaya atılmış olmasına rağmen ortaya atılan görüşlerden biri olmamıştır. Yani doğru seçeneğimiz burada C şıkkı olacaktır. Bu soruya bir yıldız atıyorum çünkü ÖSYM e bu soruyu bize sorabilir. Sevgili gençler geldik 15. ve son sorumuza. Maksimüller tarafından Ural Altay Dil ailesine Tibet, Güney Hindistan, ve Sibirya dilleri de eklenmiş ve bu dilleri bir isim verilmiş. İşte boş bırakılan yere getirilmesi gereken ismi soruyor. Bildiğiniz gibi Ural dilleri kendi içerisinde altıya, Altay dilleri de kendi içerisinde altıya ayrılmak üzere toplamda Ural Altay dilleri 12 dilden meydana geliyordu. Neydi bunlar? Fince, Estonca, Macarca, Ugurca, Samoyetçe gibi diller vardı. Yine burada Türkçe, Moğolca, Korece, Japonca, Mançutunguzca gibi diller vardı. Toplamda Ural Altay dil ailesi 12'ye ayrılırken, 12 dilden meydana gelirken Max Müller bunlara Tibetçi, yine Güney Hindistan dillerini, aynı zamanda Sibirya dilleri diyebildiğimiz dilleri de ekleyerek sayıyı 12'den 3 da eklersek 15'e çıkarmış ve bu dilleri bir isim vermiş. Vermiş olduğu ismin de adı Turani Diller adı diye geçiyor arkadaşlar. Bu soruya dikkat edin. Yine ÖSYM'nin sorabileceği sorulardan bir tanesi de Turani Diller sorusudur. Bu teoriyi ortaya atan kimmiş? Max Müller adını verdiğimiz bilim adamı olmuş. Böylece bir soru çözüm dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.